Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Yanımda değerli bir kardeşim var. Kendisi 2020 DGS'de 123. oldu. Eşit ağırlık alanında iyi bir hukukçu arkadaşımız olacak. Kendisiyle kısa bir görüşme yapacağız. DGS nasıl çalıştı, nasıl hazırlandı? Bu serüvende kendisinin bilgisini ve hikayesini dinlemek istiyoruz. Kardeş hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk hocam. Seni bir tanıyalım önce. İsmim Aytekin, emniyette çalışıyorum, son personeliyim. Yaklaşık 3 sene öncesi ilk dikey geçiş sınavına girdim. İlk girdiğim sene 912 civarı bir sıralamam vardı. İkinci girdiğim sene 1026. oldum. Ama vazgeçmedim. Bu sene tekrar bir daha ağırlık verdim ve bu sene yani şükürler olsun 123. oldum. Güzel bir derece aldım. En azından istediğim yer geliyor. Bu şekilde ilk sene dershaneye gitmiştim. Dershanedeki hocalarımın katkısı çok oldu. Matematik konusunda, Türkçe konusunda. Ve geçen sene gitmedim. Evde çalıştım, bu sene de evde çalıştım. Evde çalışarak genelde bu şekilde bir çalışma yaptım. Evde çalıştım. Peki 3 senedir giriyorsun sınava. Hani 3 sınavı kıyaslarsak 2018, 2019, 2020. Yani ne dersin mesela bu 3 sınav hakkında, kazanılabilme tarzı? Yani şöyle söyleyeyim hocam, eğer bu sınav kazanma şeyinde en rahat girdiğim sene bu sene oldu. Hani belki en az çalıştığım sene bu seneydi. Bundan önceki 2 yıl gerçekten çok hani bitirmediğim kitap neredeyse kalmadı gibiydi. Ama çok stres yaptım, sınavda da çok heyecan yaptım, stres yaptım. Ve bir türlü olmadan hani süre yetiştirememe kaygısı oldu, sorularla inatlaşma oldu. Hani çünkü girmiş olduğum denemelerde falan hep genelde 50-55 net mesela matematik yapıyordum veya full'e yakın matematik yaptığım için bu sefer matematikte hep sorularla inatlaşmaya gittim. Bunu çözmem gerekiyor, çözmem gerekiyor derken bu sefer süreyi harcadım ve Türkçe'ye zamanım yetmedi. 2 sene üst üste bu şekilde olunca artık bu sene dedim ki yani artık olursa olur. Biraz daha rahat girmek ve sınavda yani gayet rahattı. Bir de matematik bu sene belki son yıllara göre en kolay matematikti. Evet. Yani biraz daha kolay. Orta seviye hani bir kişinin bir de rahatlıkla çözebileceği bir şekildeydi. Hani matematikte başladım. Yani çoğu sefer hiç saate bakmadım. Çünkü saate baktığımda strese gireceğimi düşündüm. Bir yaklaşık 30. sorulara falan geldiğimde bir baktım. Baktım hani her soru ortalama 1 dakika falan gidiyor. Hani evet, bu beni rahatlattı. Rahatlatmasıyla birlikte hani diğer sayısal mantık, geometri sorularında falan da sürenin elimde bir avantaj olmasından dolayı daha rahat çözdüm soruları. Sadece sayısal mantıkta bir soru vardı. Üçü de zaten o sorudan boştu. Üçünü de yapamamıştım. Onun dışında da bir tane işlem hatası bir sorun vardı zaten. 56'ya bir gün matematik geldi. Evet. Yani Türkçe'de 3 yıldır da kötüydü. Hatta ilk girdiğim sene Türkçe'de yanlış hatırlamıyorsam 23-24 tane yanlışım vardı. İkinci yapma ya, girdiğim sene çokmuş. 17 yanlış vardı. Yani bu sene 14 yanlış oldu. Yani bu sene daha çok açıkçası Türkçe'ye emek verdim. Türkçe'ye çalıştım. Nasıl olsa dedim ben matematiği yapıyorum. Yani matematikte belli bir seviyeyi yapıyorum. Bir de hani son ALES sınavlarına falan da katılmıştım. ALES sınavlarında da falan genel izlenimim şu olmuş. Hani matematik artık daha kolay geliyor. Türkçe daha zor geldiği için. O yüzden Türkçe'ye ağırlık vermiştim. Hani matematik daha fazla şey yapmamıştım. Hani önem vermemiştim matematiğe. Dedim bir şekilde ben hani bunu her türlü 50 neti veya 50 netin üstüne çıkarım diye düşünüyordum. Evet. Ki öyle oldu zaten. Türkçe'ye ağırlık verdim ama yine Türkçe'de çok da başarılı olduğunu söylenemem. Herkesin aynı ya Türkçe'de. Yani ne olduğu belli değil Türkçe'de. Öyle bir sıkıntı var Türkçe'de. Toplamda 100 net civarı bir şey yaptın o zaman. Evet. Yani ÖBP'n kaç? 97-98 net. 66. 66. ÖBP'n de iyi aslında. Çok da kötü değil. Evet. Bu sene matematikten başladın. Türkçe'de devam ettin. O şekilde çalıştın. Evet. 123. oldun değil mi? Evet. Nerelere yazmayı düşünüyorsun? Ya öncelikle hedefim İstanbul Üniversitesi. Çalıştığım için de İstanbul Üniversitesi'nde
ikinci öğretim yapmayı düşünüyorum. Derslerine de katılabilmek amacı. Bir de zaten hedefim de orasıydı. İstanbul Üniversitesi'nde okumak. Onun dışında birkaç tane de vakıf üniversitesi var. Yani İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi. Sonrasında da İstanbul içinde kalabileceğim şekilde İstanbul'daki üniversiteleri yazmayı düşünüyorum. Çok araştırmışsındır sen. Üçüncü evet. Sınıftan başlatma olayı nedir bu hukukta? Ya aslında üçüncü sınıftan başlatma olayı çok da hani önemli olduğunu düşünmüyorum. Yani çünkü sonuçta belli bir AKTS ders almamız gerekiyor. Hani daha önceki bitirmiş olduğumuz ders, üniversitelerdeki aldığımız derslere de göre değişiyor. Hani daha önce ben işletme mezunuyum. Hani bir de adalet mezunuyum. Yani şimdi bununla ilgili çoğu üniversiteyle de görüştüm. Hani genelde birkaç üniversite dışında, seçmeli dersler dışında hiçbiri muaf etmediğini duydum. Ya da zorunlu dersler hiçbiri muaf etmiyor. Yani almış olsanız bile o derse evet. Muaf etmiyorlar. Onun şeyi, AKTS'i ve kredisi tutsalı olmuyor mu yani? Olmuyor. Genelde anayasa hukuku, idari yargı hukuku, ceza hukuku gibi dersleri genelde saymıyorlar. Genelde hani üniversitelerde okuyan öğrencilerle de görüştüm. Üniversitede hocalarla da görüştüm. Bir araştırma yaptım. Yani almıyorlardı. Bu sene gidip daha hani bazı üniversiteleri görüşme imkanım olmadı. Ama evet. Genel itibariyle uyum olmadığını söyleyip, ders uyumlu olmadığını söyleyip reddediyorlar. O ana dersleri aldırıyorlar genelde. En fazla bildiğim kadarıyla Beykent Üniversitesi ve Doğuş Üniversitesi'nin daha fazla ders saydığını duydum. Çünkü Doğuş Üniversitesi ile geçen sene görüşmüştüm. Adalet ve işletme için 16 tane dersinde muaf edeceklerini söylemişlerdi. Ama tabii ki bu sene nasıl bir karar alırlar, neye göre muaf ederler onu bilmiyorum. Bu sene için görüşmedim zaten. Hani bu yılda yazmayı düşünmüyorum. Sıralamamdan dolayı gelmiyor. Evet. Onlar o zaman İstanbul Üniversitesi'ne sorduğumda da bir 6 tane falan galiba muaf ettiğini öğrendim. 6 tane. Bir şey yokmuş. O da klasik YÖK'ün verdiği, YÖK'ün vermiş olduğu Türk dili, tarih, İngilizce temel bir yani bildiğimiz basit yani var. Hani basit derken hukukla alakası olmayan bildiğimiz bütün matematik okurken de ben Türkçe gördüm, İngilizce gördüm. Yani bütün hani bölümlerin aldığı ana dersleri sadece muaf ediyorlar. Yani sadece zorunlu ders olarak şeyi duymuştum. Hukuk başlangıcını saydıklarını, bir de iktisat falan saydıklarını duydum. Anladım. Onun dışında ders saydıklarını... Ya en asgari 2,5-3 yılda mezun oluyorsun yani. Hani yaz okuluna falan evet, girdiğiniz zaman. Evet, yaz okuluyla birlikte hani ortalama 2,5 yılda falan bittiği söyleniyor. Üçüncü sınıfta bir de işte başlatma imkanı şu yönü güzel oluyor. Mesela alttan ve üstten ders alma imkanın oluyor. Veya ikinci sınıftan başlatıldım. Hani onu öğrenmiştim. Ama İstanbul Üniversitesi birinci sınıftan başlattığı için üstten ders alma imkanınız yok. Normal dönem derslerini alabiliyorsunuz. Ha, birden başlatıyor. Yaz okuluna giriyorsun. Yaz okulu orada yok. Yıllık sistem İstanbul Üniversitesi. Yani bir 3-4 yıl mı yani? Bütünleme. Evet 4 yıl. Ya ondan senin kafan karışık. İstanbul Üniversitesi'ni 4 yıl mı okusam, diğerini 2,5 yılda bitirsem mi? Ya aslında hani 2,5 yılda bir anlamda 3 sene yani. Doğru. Bir yıl içinde hani İstanbul Üniversitesi'nden vazgeçilir mi bilmiyorum. Anladım. Çok ders çalıştın mı? Yani hani son sene pek ders çalışmadığını söylüyorsun da mesela 2018 için konuşabiliriz veya işte son 3 yıl için konuşabiliriz. Çok ders çalıştın mı yani? Veya temelin var mıydı 2018'de? İlk başladığında temelin neydi? Yani şöyle söyleyeyim, ben liseden mezun oldum da 2003'tü. Ve 2018 yılında tekrar oturup Türkçe matematik çalışmaya kalktım. Ondan öncesi hani hiç o arada yani bir yaklaşık 15 yıllık bir süre hiç yoktu yani. Hani Türkçe matematik görmedim. Tekrardan oturdum, sıfırdan başladım. Yani sıfırdan dedim hani biraz bir matematik vardı. Evet. Ama tabii sıfır değildi. En azından hani daha kolay kavrayabiliyordum, anlayabiliyordum. İşte ilk sene o yüzden dershaneye gitmiştim. Dershanede hani faydası bana çok olmuştu. Onun dışında zaten matematiğe de hevesim, istek olduğu için hani internetten, YouTube'dan olsun, sizin videolarınızda olsun veya işte dershanede hocalar olsun. Yani kendim bir anlamda kendi kendime matematikte geliştirdim. Çok İlk iyi. Başlardan yavaştım. Hani çözüyordum. Ama 3 dakika, 4 dakika sürüyordu. Belki 5 dakika sürüyordu bir soru.
İşte bunu sürekli soru çözerek, deneme çözerek, üretilerek işte bir anlamda hızlandırmaya çalıştım. Ya demek ki oluyormuş yani. Hani bazı kişiler diyor ya, işte bir tanesi sormuştu. Hocam bu hukuk kazananlar DGS'de özellikle nasıl kazanıyorlar? Yani hem Türkçe yapıyor, üstüne bile 40 tane matematik nasıl yapıyor? Demek ki oluyormuş yani. Aslında emek dökünce. Açıkçası ben bu sene girerken yani bundan önceki yıllarda bile benim en büyük belki şeyim, kendime şeyim oldu. Ya ben atası denemelerde 50-55 net yapıyorum. İşte toplamda 110 net yapıyorum ya 100 net üstünde yapıyorum. Nasıl olsa sınavda da yaparım. Ve tüm soruları görme amacındaydım. Tüm soruları çözme gayretine girdim. Bu yüzden kaybettim. Evet. Ama bu sene dedim ki yani ben hani 90 net üstüne de çıktım. Zaten bu hukuku kazanacağım. Yani soruların hepsini de çözmemin bir anlamı da yok. Yani çözemediğimde kalsın. Yani o şekilde girdim. Ben bu o şekilde daha rahat oldu. Ve daha rahat olduğum için de hani soruların da biraz da kolay olması veya işte biraz ne bileyim çok zorlayıcı soru. Bilmiyorum şimdi hani bu kişiden kişiye de değişir. Türkçe zordu. Yani, yok Türkçe gerçekten zordu. Matematik yani matematikten başlamakla aslında iyi bir seçim yapmışsın. Ben onu gördüm. Türkçeden başlasaydın evet. Muhtemelen çok fazla zamanını alacaktı ve kafanı karıştıracaktı. O hatayı işte ilk 2018'de girdiğimde yaptım. Türkçeden başlamıştım. Denemelerde de çünkü o şekilde gitmiştim. Yani Türkçeyi çözdükten sonra matematiğe geçtiğimde sanki böyle başım yani ağrıdı. Bir Türkçenin yoğunluğu, hani matematikte çok işlem hatam oldu, şeyim oldu. Hani o ilk girdiğim sene yanlış hatırlamıyorsam 43,5 net falan yapmıştım. Evet. İkinci girdiğimde 47 net yaptım. 55. Maşallah. Yani 2018-2019'a göre 2020 tabii yani biraz daha şeydi, kolaydı. Biraz daha kolaydı. Evet, giren kişi sayısı yani da büyük fazla. Diğer yıllarda aslında hani çok zorlayıcı değildi ama süre alan sorular çoktu. Evet. Yani süreyi oyalayacak sorular çoktu, vakit oyalayacak sorular çoktu. Hani zamanı bir şekilde harcıyordum. Günde kaç saat ders çalışıyordun? Ben çalıştığım için genelde 6-7 gibi eve geliyorum. Hani 7'den sonra da 2-3 saat falan çalışıyorum. Bazen işte 4 saat, o da işim yok. Kendini nasıl motive ediyorsun? Yani mesela hani genelde DGS'ciler biraz geç başlıyor. Kasım gibi başlıyorlar. Ve erken pes ediyorlar. Mesela Nisan'da, Mayıs'ta DGS'ciler pes ediyor mesela. Sen Nisan, Mayıs'ta kendini nasıl motive ettin? Ya açıkçası insanın en zirve yapacağı dönem sınava son 2 ay, 3 ay kala. Hani belki yıl boyu haftada belki bir deneme, belki haftada bir, hani birkaç gün ders çalışıp hani son 2-3 ay sıkı bir çalışma, hani biraz temeli olan, yani son 3 ayını iyi geçirse sınavı kazanacağını düşünüyorum. Aynen. Yani önemli olan son şeyi de bırakmamak. Hani çünkü artık deneme çözme dönemine gidiyorsunuz. Hani artık belki haftada 3 deneme, 5 deneme. Ya bir de bu sene ben genelde hani soru bankası ziyade deneme çok çözdüm. Yani buldum neredeyse her DGS denemesi, ADES denemesini çözdüm. Hani bir de çıkmış sınav soruları. Belki 2014-2015'ten itibaren ALES, işte TYT, DGS. Hani her ne kadar TYT bize yakın olmasa da matematik olarak hani benzer değil ama Türkçe olarak en azından paragrafları eşdeğer geldiğini düşünüyorum. Doğru. Yani matematik biraz daha DGS'nin farklı oluyor. Yani yeni nesil soru tarzı çok olmuyor. DGS farklı ya. Kendi alanın, kendi DGS ile ALES kendi alanında farklı bir sınav aslında. Çünkü sayısal mantık DGS ve ALES dışında hiçbir sınavda yok. Evet. Problemleri de biraz fark ediyor. Yani mesela TYT'nin problemleri gibi de değil aslında baktığın zaman. Cebir birebir hemen aynı. Onun dışında ve cebir bile birebir aynı değil. Çünkü TYT'de şekilli sorular fazla oluyor yeni nesil. Evet. DGS'de evet. Artık yeni nesil yok. Yani. Çünkü sayısal mantık zaten yeni nesil DGS'de. Yani sen tutup da bir de cebiri yeni nesil yapınca bu sefer karman çorman bir şey oluyor yani. Tabi de DGS'nin mantığını insanların kafasında iyi kötü biraz oturtunca yani artık ÖSYM'nin ne soracağını iyi kötü tahmin edebiliyorsun. Çünkü bazı sorular ÖSYM'yi değiştirmiyor, ısrarla soruyor her sene. Evet. Mesela bir sayısal mantıkta hani genelde hani çok değiştirmiyor, geometri de çok değiştirmiyor. Mesela geometri benim hani bu sene hiç çalışmışım yoktu geometride. Ya ben oturup hani geometride çok sıkı sıkı çalışmadım.
Hani genelde yüzeysel olarak biliyordum. Ya bu kazananlar hep böyle söylüyor arkadaş. Çok çalışmadım, çok çalışmadım. Ama işte dediğim 2 senenin birikintisi vardı bende bu sene. Evet. Ama 2 sene çok çalıştım ama. Doğrudur. Yani ciddi anlamda gece gündüz çalıştım. Hani belki bitirmediğim apatikleri kalmadı, çözmediğim deneme kalmadı, çözmedim diyor. Ama bu yıl için konuşuyorum. Yani geometride şunu gördüm, çok detaya girmenin bir anlamı Yok. olmadığını gördüm. Yok. DGS için Hani hiç detaya ALES'te de, gerekmiyor. DGS'de de hani her Gerekmiyor. konudan biraz bilmek hani çok, çünkü geometri gerçekten zor bir ders. Evet, Hani zor. görmesi çok zor bir ders. Zor. Yani çok fazla detaya girmem gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Hayırlı olsun kardeş diyelim. 123. olmuşsun. Allah Sağ ol. gönlüne göre versin. Tercihler yakında olur. Tercihlerini yaparsın. Evet, Ne tercih diyelim? tercihini bekliyoruz. Fazla uzatmayalım. Arkadaşlara son söylemek istediğim bir şey var mıdır? Hukukçu olur, sayısalcı olur. Genelde hukukçu eşit ağırlıkçı arkadaşlar için söyleyebiliriz. Ya da sayısalcılar için, sözelciler için olabilir. Ve genel olarak ne söylemek istersin? Yani şunu demek isterim. Hani sayısalcılar için zaten sadece daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Yani Tabii. sözelcilerin bu sınavda biraz daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani bir sayısal için Türkçeden hani çok fazla çözmese de genelde matematiğe fazla bir zaman ayırabilme imkanı var. Evet. Hani o yüzden yani benim tavsiyem deneme ve ÖSYM çıkmış ÖSYM soruları hani insanı gerçekten çok ilerletiyor ve süre tutulması. Yani ben evde en basit bir deneme çözerken de hani süreye çıkıyordum. Soru bankası çözerken de genelde süre tutuyordum. Ve hani kendini her şeyi süreye göre ayarlamak. Yani eşit ağırlıkçılar için gerçekten zor. Eğer böyle hedefi ben işte ilk 10'da olacağım veya işte ilk 20'de olacağım gibi bir hedefi yoksa, hani ben sadece hani hukuk kazanayım, ilk işte 500'e gireyim veya işte ilk 100'e gireyim hani diyorsa, hani tek tavsiyem 2 yıldır benim düştüğüm hata, sorularla inatlaşmasınlar sınavda. Ya çünkü çözemediğiniz soru mutlaka olacak. Ne kadar iyi olsanız da, hani ne kadar matematik gibi her şeyde bilginiz olsa da mutlaka o an göremediğiniz ve aklınıza gelen inatlaşmanın sonradan dönüp baktığımda belki daha rahat çözebileceğim. Ve o yüzden hani süreyi daha iyi kullanmalarını tavsiye ediyorum. Matematik ve şeyde ben genelde kendime sınır koymuştum. Hani 75 dakika matematik ve maksimum 80 dakika matematik. Geri kalan 70 dakika da Türkçe olarak kendime ayırıyorum. Ama sınavda genelde 65 dakikada matematiği bitirdim. Tüm süremi Türkçe yedim. Çok iyi. Türkçe artık tam tersine döndü şu an. Çok iyi. Ya bunu insan iyi kötü hani anlıyorsun yani denemelerde neyde iyi olduğunuzu. Ya önemli hatanın nereden olduğunu, neyin eksik olduğunu eğer bir kişi kendisini de saptar. Çünkü herkesin farklı sorunu var. Kimisi problem çözemez, kimisi temel kavramlarda zorlanır. Veya işte kimisi sayısal mantıkta süreyi çok harca. Hani kendinize ne eksikse ona yönelik direkt nokta çalışmalar olursa en azından daha hızlı olacağını düşünüyorum. Türkçe'de ne çok bir şey söyleyemeyeceğim. Çünkü benim de kötü gelmiş Türkçe. Olsun, iyi Ama yapmışsın kardeşim. Yani Türkçe sıkıntılıydı, iyi de matematikte biraz yapmışsın. daha hani konu konu hani kendisini yani bölür yani bölmeye gitmesi gerekiyor. Yani hangi konularda mesela benim en çok baktığımda neyden yanlışım? Çünkü söz gelimi, mutlak değer, biraz mutlak değerde veya mutlak değerin hangi tip sorularında? Ya yani bununla ilgili video izleyebilir veya bu sorunu çözmeye gerekir. Çünkü maksat çok deneme çözmek veya maksat çok mutlaka bir çözmek de olmadığını anladım. Maksat Evet. önemli olan kendinize ne eksikse onu bulmaya çalışmak. İyi Aynen. kötü hani biraz deneme çözerek veya soru bankası çözerek insan kendine ne eksikliği olduğunu farkına varabiliyor. Eksiklerini tamamla kazan diyorsun. Evet. Tamam Yani kardeşim. aslında evet zor bir sınav çünkü psikolojik olarak da zor bir sınav. Süre kaygısı, şey kaygısı sonuçta ALES'te 100 soru var, 150 dakika. Bunda 120 soru var, 150 dakika. Ama yani şöyle düşünmek gerekiyor. Herkese 150 dakika. Aynen öyle. Hani Sana neyse herkese de eşit aynısı ağırlıkçı ya. Çok bir şey fark tüm etmiyor. herkese aynı.
Ama özellikle 2021 için biraz şey kötü olacak dedi. Bu sene 2 yıldır online olmasa eğitimlerin diploma puanı yüksek. Evet, öyle yüksek olacağı için sınavda biraz... Evet, biraz daha eğer özellikle ÖPB'si düşük olanlar daha fazla emek göstermesi gerekiyor. Çünkü öyle görünüyor. Yani cidden iyi net yapan arkadaşlar sıralamaya giremedi. Devlet Üniversitesi sıralamalarına giremedi. Yani yaklaşık eskiden tam netlerde Devlet Üniversitesi geliyorken yani şu an hani gördüğüm bazı kişiler 90 nette gelmeyen yani bildiğim sıralarda olan arkadaşlar var. ÖBF'si düşük olduğu için. Yani evet. Eğer halen devam ediyorlarsa adalete biraz olabildiğince puanla, diploma puanlarını yüksek tutsunlar. Ve hani bu sadece adalet için değil, diğer bölümlerde de için aynı. Çünkü ciddi bir fark ediyor. Evet, aynen kardeşim. Peki, memnun olduk biz seninle. Hayırlı olsun, gözün aydın diyelim inşallah. Kurtuldun sen şu lanet sistemden. Evet hocam, yani onun bir rahatlaması var size gerçekten. Aynen. Yeni bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.